ve memur emeklilerinin gözü 3600 ek gösterge çalışmalarında. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin üst üste mesajlar vermişti. Önümüzdeki yılın sonuna doğru bu düzenlemenin yapılacağını söylemişti. Toplu sözleşme ile imza altına alınan düzenleme için komisyon kurulması, çalışmaların başlaması bekleniyor. Peki o önemli çalışma ne zaman başlayacak? Düzenleme kimleri kapsayacak? 3600 ek göstergeyle emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri nasıl değişecek? Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği sürecin detaylarını Apara Ankara Haber Müdürü Murat Avcı'ya anlattı. Efendim, son yapılan toplu sözleşme ile birlikte memurların uzun yıllardır beklediği 3600 ek gösterge konusu da artık imza altına alındı. Bundan sonra bu sürecin ne zaman başlayacağı, ne zaman tamamlanacağı merak konusu hem memurlar hem emekliler açısından. Öncelikle bir çalışma grubu oluşturulması planlanıyordu. Bu ne zaman kurulacak, ne zaman ilk görüşme yapılacak? 6. dönem toplu sözleşmede 3600 ek gösterge talebimize ilişkin bir çerçeve karar aldık. Çerçeve kararımız 3600 ek göstergenin ve ek göstergelerin 2022 yılı içerisinde Yetkili Konfederasyon Memur Senedi'ne çalışılarak tamamlanması ve hayata geçirilmesi. Bu karar gereği bizim önümüzde KPDK toplantısı var. Kasım ayı içerisinde Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısı Çalışma Bakanlığı ile icra edilecek. Dolayısıyla taraflar olarak KPDK'da bu konuyu gündeme alarak startın oradan verilmesi konusunda bir planlamamız söz konusu. Dolayısıyla KPDK gündemine gelecek. İstiyoruz ki konuya ilişkin bir komisyon bir an önce oluşturulsun ve tüm detaylarıyla konu etraflıca çalışılarak tamamlansın. Çünkü 2022 yılı içerisinde iki KPDK toplantısı daha olacak. Sadece KPDK gündemlerine gelmekten ziyade bir planlama dahilinde tüm zaman dilimi içerisinde belli aralıklarla disipline bir çalışma gerekiyor. Neden? Çünkü şu boyutu gözden kaçmamalı. Kamu çalışanları içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önceden dört meslek grubu üzerinden ve yöneticiler boyutuyla da sektörel bozulmalar doğal olarak oluşacağı için onlara da dikkate alarak ifade ettiği bir vaatti. 3600 ek gösterge konusu. Biz bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü biz ilk toplu sözleşmeden bu tarihe kadar tüm toplu sözleşmelerde ondan önceki talep ve tekliflerimizde ek göstergeler konusunun ele alınması gerektiğini, bunun derli toplu çalışılması gerektiğini ifade ederek 3600 ek gösterge beklentimizi ifade eden teklifi hep masaya götürdük. Masada bu konuyu müteahhit defalar tartıştık. Fakat kapsamın dışarısındadır. Bu konu burada görüşülemez. Memur sözleşmesi kapsamının dışındadır diyerek çoğunlukla ötelendi. Fakat bu toplu sözleşmede bunu karara dönüştürdük. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. Dikkat ediyorsanız 3600 ek göstergeyi ben söylediydim tartışması diye tartışmalar yaşanıyor. Hayır, 3600 ek gösterge teklifi memur sendikacılar açısından memur senin masaya her defasında getirdiği bir tekliftir. Kamuoyunda dillendirdiği bir tekliftir. Dolayısıyla bunun toplu sözleşme kararına dönüştürmesi de memur senin bir adım ve kazanımıdır. Bunun siyasi vaat olarak ifade edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Dolayısıyla bunu hayata geçirecek olan da inanıyorum 2022 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız olacaktır. Ama konuya ilişkin cümlelerin kurulmasından biz rahatsızlık duymuyor, memnuniyet duyuyoruz. O da şu açıdan ek göstergeler talebimizin ne kadar doğru bir talep olduğunu altına çizen bir durum bu durum. O yüzden hükümetin de bu konuda duyarlı davranarak 3600 ek göstergeye bu masada karar alınmasına olumlu yanaşmış olması ve toplu sözleşme kararına dönüşmüş olması son derece kıymetli. Fakat burada konu genişten alınarak çalışılacağı için tüm kamu görevlileri boyutuyla ek gösterge sistematiğinin baştan sona kadar bir gözden geçirmeye ihtiyaç var. Çünkü burada şöyle bir hususiyet var. Siz 3000 göstergeli kişi 3600'e çıkardığınızda amiri pozisyonda olan 3600 ek göstergeyi de yeniden çalışmanız gerekecek. Çünkü onunki 3600'dü. O yüzden bu ek gösterge sistematiği bir merdiven basamağı şeklinde kurgulandığı için bunun toptan ele alınması gerekiyor. Yani Bu da sadece 3600'de sınırlı kalmamalı, toptan bir değişiklik değil. olmalı. Tabii ki. Onun için bizim de zaten toplu sözleşme kararımız 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin 2022 yılı içerisinde Yetkili Konfederasyonla çalışılması şeklinde karar aldık. Bu açıdan ek gösterge sistematiği baştan sona oturup tartışılacak. Bu da kaç kişiyi kapsıyor, ne kadarı kapsıyor, ne kadarı kapsamıyor. Dolayısıyla
kapsam nasıl olmalı? Bunların tamamı tartışmayla belirlenecek. O yüzden bugünden şu var, bu yok diye kurulan cümlelerin hiçbir geçerliliği yok. Çünkü son günlerde bir de üniversite mezunu memurlar için geçerli olacağına dair bazı söylemler gündeme getiriliyor. Buna ilişkin söyleyeceğiniz nedir? Yani böyle bir sınırlama söz konusu olabilir mi? Biz toplu sözleşme kararını yazarken böyle bir sınırlamayı kabul etmedik. Dolayısıyla biz bu konu komisyon marifetiyle çalışılacak zaten onun için. Yoksa öbür türlü olsa bir karar alırdınız geçerdiniz. Onun için bunun sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bütün boyutlarını oturup tartışmak lazım. Yani kamu sistematiği içerisinde bir önce tartışma yürüterek kimi kapsıyor, kimi kapsamıyor, ek göstergelerde sektörel bozulmalar nasıl, dolayısıyla buralar nasıl düzelecek, o diğeri yukarı alındı öbürü nasıl olacak, dolayısıyla kimler kapsamın içinde dışında, bu yoğun bir tartışma gerektiriyor. Onun için bir iki komisyon çalışmasıyla bitecek bir konu değil. Buna ilişkin Maliye Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı İdare İşler Başkanlığı, belki kanunlar, prensipler olmak üzere bu konuya ilişkin taraf yapılar kimlerse bunlarla beraber bir komisyon marifetiyle devamlı konuyu oturup tartışarak çalışmak gerekiyor. O yüzden bugünden şu vardır bu yoktur tartışmaları çok sağlıklı tartışmalar değil. Nasıl bir komisyon oluşacak? Yani eşit temsil düzeyinde bir komisyon mu olacak masada? Yetkili konfederasyon olarak bizim toplu sözleşme büromuzun özellikle içerisinde bulunduğu, sendikalarımızdan çalışma uzmanlarımızın içerisinde bulunduğu, toplu sözleşme mevzuattan sorumlu başkan yardımcımızın sürece baştan sona kadar nezaret ettiği. Dolayısıyla kamu bürokrasisi boyutuyla da Çalışma Bakanı'yla bir araya gelerek belirleyeceğimiz hangi kısımlar olmalı. Bu boyutuyla bir komisyon oluşur ve bu komisyon konuyu baştan sona kadar adım adım çalışarak bir noktaya kadar getiririz. İstiyoruz ki bir an önce hayata geçsin. Çünkü bunun çok önemli bir işlevi var. 3600 ek gösterge konusunun. Hem emekli maaşlarına doğrudan etkisi söz konusu ki 750 ile 1000 TL arası bir emekli maaşlarında iyileşme olacak. Bu anlamda emeklerin bir nefes almasına vesile olacak. Diğer bir konuda çalışanlar açısından da emekli ikramiyesinde bir farklılık olacak. Orada da 30 bin TL'yi bulan bir iyileştirme olacak emekli ikramiyelerinde. Emekli olduğunda da zaten maaşlarında yansımış olacak. O yüzden konuyu tüm detaylarıyla çalışmak üzere önümüzdeki KPDK'da kadar gündeme getireceğiz. Çalışma Bakanı ile beraber netleştirdiğimizde de direkt startı verip olaya başlayacağız. Bir takvim belirlenir mi peki KPDK'da? Yani bu yıl bitmeden komisyon kurulabilir ya da ilk toplantısı yapabilir mi? Bizim beklentimiz bir takvimi beraber oluşturmak. Yani beraber bir takvim oluşturarak takvime bağlı kalarak adım adım bu konuyu çalışmak. Yoksa ucu açık bir şekilde bir toplandık, bir daha ne zaman toplanacağı belli olmayan bir şey olursa bu konu kısa sürede bitmez. Çünkü konu tartışılması gereken bir konu. Bu açıdan biz bir takvim çerçevesinde çalışalım diye Çalışma Bakanımıza, Sayın Vedat Bilgin Bey'e bu anlamda teklifimizi sunacağız. Beraber bir takvim oluşturulabilir ve ona göre komisyonlar, müteahhit defalar bir araya gelirse konu tüm detaylarıyla görülmüş, çalışılmış. Bunun getireceği hem maddi maliyet hem kapsayacağı mahiyet hepsi beraber orada komisyon marifeti ortaya çıkarılmış olur. Kasım ayındaki KPDK herhalde bunun bir başlangıcı olacak. Tabii Kasım ayı KPDK'sı bunun için bir fırsat. Çünkü 2022 yılı içerisinde bu konuyu çalışacağız dedik. Dolayısıyla Kasım ayında 2022'nin startını veririz. Çünkü toplu sözleşme kararımız da 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2023'e kadar geçerli, 2 yıllık süre içerisinde geçerli. Dolayısıyla ama bizim kararımız 1 yıl içinde bitecek şekilde almış durumdayız toplu sözleşme kararımızı. Bu 1 yıl içerisinde konuyu memur sen olarak, taraf konfederasyon olarak kamu görevlilerinin bu anlamda beklentilerini karşılamak için olağanüstü gayret göstereceğiz. Sizin çalışmanız tek başına yeterli değil. Bunun için bir yasal düzenleme de gerekiyor. Herhalde siz çalışmanızı yapacaksınız. Ondan sonraki süreci siyasi partilere bırakacaksınız. İşte az önce ifade ettiğim gibi yani bunun siyasi vaat olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ait olmuş olması önemli bir aşamaydı bizim açımızdan. Dolayısıyla bunun çalışıp mutlak çalışması bittiğinde de icraat boyutunda Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 yılı içerisinde uygun gördüğü dilimde biz çalışmayı tamamlayıp takdim ettiğimizde hayata geçirecektir. Onu da takipçi olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.